Şimdi sırada bir Skype bağlantımız var. Ulaş Özdemir bizimle birlikte. Kendisiyle beraber Trabzonspor konuşacağız. Bugün bütün Skype konuklarımız arkasında güzel bir manzarayla bizi karşılıyor. Ulaş Özdemir de aynı şekilde. Neredesiniz tam olarak ve tabii ki iyi bayramlar, nasılsınız? İyi bayramlar sevgili Demet. Sana nispet yapıyoruz, öyle diyelim. Eğer biraz diğer öyle oldu. Arkadaşlarımız eğer bu görüntüler eşliğinde seni selamlıyorsa bayram sabahı demek ki sana nispet yapıyorlar. Neyse, biz de bir gün gideriz. Biz de oradan bağlantı yaparız. O zaman ödeşebiliriz belki. Burası Trabzon Yalıncak. Çok güzel bir sahili var. Kumsal, deniz. Hakikaten insanın, ya özellikle benim huzur bulduğum, böyle günlük detoksumu yaptığım çok güzel yerlerden bir tanesi. Deniz, bazen fırtınalı halini izliyoruz. Bazen dingin halini izliyoruz. Karadeniz biliyorsun. Aynen. Böyle sürekli fırtınalı denizlerden bir tanesi ama Bugün oldukça dingin ve perşap gibi bir manzarayla bizi karşıladı. Çok güzel gözüküyor. Size de umarım keyifli bir gün olur. Trabzonspor gündemiyle başlayalım isterseniz. Sayın Ertuğrul Doğan'ın aslında bayram mesajı sebebiyle yayımladığı bir yazı vardı. Orada birçok konuya da değindi kendisi. Bugün özellikle manşetlerde İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız cümlesi neredeyse her gazetenin başlığını süslemiş durumda. Peki siz bu mesajdan hangi noktaları ön plana çıkarıyorsunuz ve tabii bu cümleyi de nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Ertuğrul Doğan özellikle şu ifadesi tırnak içinde asla buna teslim olmayacağız ve aceleye getirmeyeceğiz diyor. Doğru bir tespit. Neden? Şu, şimdi Türk futbolunun gerçekten ciddi anlamda bir yapısal problemleri var. Yani bu yapısal problemler eğer bir başkanın, bir yönetimin ya da kurulların değişmesiyle çözülecekse hemen hiçbir problem yok. Ama bu yapının bir restorasyona ihtiyacı varsa o zaman bunu yapabilecek bir başkana, bir yönetime ve kurullara ihtiyaç var. Bu iş bununla da bitmiyor. Yani aslında kulüplere de burada en büyük görevler düşüyor. Ne o? Ya kulüpler de hani her sene ben şampiyon olayım kavgasını, her sene takımı yeniden yıkıp yeniden yapmak ve şu anda dört büyük takımın borcu 30 milyar TL civarında. Sadece dört büyük takımdan bahsediyorum. Bunun dışında baktığınız zaman yani rakam aşağı yukarı Süper Lig için söylüyorum 40-45 milyar TL civarında. Evet. Şimdi getirip bütün işi bir başkana, bir yönetime ve kurullara endekslediğimiz zaman asıl fotoğrafı kaçırırız. Nedir o? Ya Türk futbolunun gerçek anlamda yeniden bir yapısal anlamda inşa edilmeye ihtiyacı var ve aynı zamanda da bu inşanın sürdürülebilir olması lazım. Yani bizim şu anda kavgamız şu mu? Başkan gitsin, yönetim gitsin, kurullar değilsin, sorunu çözelim. Hayır. Bunu senelerdir yaptık ve senelerdir aynı şeyleri her sezon daha da fazla katlanarak yaşadık. Buna ihtiyaç yok. Ben şunu söylüyorum. Sayın Doğan'ın özellikle parmak bastığı yerden yürüyerek gideceğim. Ya bir çalıştay yapılsın. Yani sadece Süper Lig takımları değil. İşte birincilik, ikincilik, üçüncilik. Bunun içerisinde Bal Ligi'ni koyun, Süper Amatör'ü de koyun. Ya hepsinde problemler var sevgili Demet. Sadece biz olayı getirip Süper Lig'e endeksliyoruz ama aslında alt liglerde bile ciddi anlamda problemler var. Şimdi bunun kümülatifte nasıl çözüleceğine dair bir çalıştay ortaya koyulsun. Herkes önerilerini, projelerini getirsin, masaya koysun, beraber konuşalım ve ondan sonra da başkanın kim olacağı, yönetimin kim olacağı ya da kurullara kimin geleceği önemli olmuyor. Yani bir anayasa, futbolun yeni bir anayasası ortaya konulsun, böyle yola devam edelim. Ya başkanlar da değişse, kurullar da değişse önemli değil. Bu anayasaya bağlı herkes bunu uygulasın geldiği zaman. Bütün dert bu olmalı ama bugün başkanı değiştirdiğimizde de aynı şey olacak. Başkanı değiştirdiğinizde amaç ne? Hayır, o başkanı değiştirelim, ben şampiyon olayım. Bu başkan gelsin, ben şampiyon olayım. Böyle mi devam edecek bu kavga? Asla. Türk futbolunun ciddi anlamda yapısal anlamda yeniden bir inşaya ve aynı zamanda da bu marka değerinin yeniden yukarıya çıkartılmaya ihtiyacı var. Bu anlamda Sayın Doğan'ın vermiş olduğu bayram mesajındaki o ifadeler Türk futbolunun aslında genel anlamda sorunlarını ve bir ölçüde de çözümünde olması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki çok uzun bir süremiz yok. İsterseniz bir de bu hafta oynanacak karşılaşmayı konuşalım. Sivasspor karşısında nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz?
Şimdi şöyle, tabii artık Trabzonspor gelecek sezona devredecek bir kadro aslında inşa etmeye çalışıyor Sayın Abdullah Avcı ile beraber. Bu kadronun içerisinde şu anda sakatlıktan dönen Orsic. Muhtemelen Sivas maçında ben ilk 11 beklediğimi düşünebilirim. Trezeguet'in inanılmaz bir performansı var bu anlamda ama tabii seyircisiz olacağı için maçın hani bunun ne kadar takıma yansıyacağı, ne kadar yansımayacağından ziyade Trabzonspor'un aslında son haftalarda yukarıya doğru ivmelenen oyunun içerisinde evet ben bu oyunu kabul ediyorum ve gelecek sene de bu oyunu Trabzonspor'la beraber oynamak istiyorum iddiasında olan oyuncuların bir anlamda belirleneceği bir maç olacak. Tabii önümüzde kalan maçlar da var ama Trabzonspor'un asıl hedefi şu. Bir Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon müziğe götürmek ki Abdullah evet. Avcı'nın Trabzonspor'daki görev süresi içerisinde alamadığı tek kupa Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Hedef öncelikli olarak o ve üçüncü olup evet. Avrupa'yı da bir anlamda sağlamlaştırmak. Peki bakalım nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz. Size çok teşekkür ediyorum ama dikkat edin her an yağmur yağabilir. Biraz kıskanmış olabilirim. Hoşçakalın. İyi bak kendine sevgili Demet. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Ulaş Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bu Skype bağlantısını noktalayalım. Şimdi keyifli bir sohbetle sizleri baş başa bırakacağız. Tabii bayramlar kaybettiğimiz değerleri de hatırlamamıza bir yandan yardımcı oluyor. Usta gazeteci ve spor yazarı Hıncal Uluç ve Ender Bilgin'in bayram sohbetini ekranlarınıza getiriyoruz. Can Bartu'nun başarılarla dolu bu hayat hikayesinin ardından süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli izleyenler. Sabah sporunu noktalayacağız. Şimdi noktalarken Bayer Leverkusen'in ligde oynadığı son maçları ekranlarınıza getireceğiz. Malum ligde de şampiyonluğa çok yaklaşmış durumda. Ekranlarınıza haftalardır oynanan özet görüntüler gelsin. Sonrasında biz de sabah sporunu noktalayalım. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın. Manşetlerdeki son bölümdeyiz. Burada da Trabzonspor için bakalım bugün hangi haberler ön plana çıkıyor. Fotomaç gazetesinin Trabzonspor sayfasına bakacağız. İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız. Başkan Ertuğrul Doğan bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri utanç dolu bir sezondayız. Maalesef TFF bu şımarıklıklara boyun eğdi şeklinde bir açıklama yayınladı. Devam edelim. Dragoş'u görüyoruz. Deniz Dragoş'un menajeri Manea Rumen basına yaptığı açıklamada Trabzonspor'la çok büyük ölçüde anlaştık. Standart Liège'in de cevabını bekliyoruz diyerek bir müjde verdi. Trezeguet mevsimi geçen sezon Aston Villa'dan 4 milyon liraya alınan Trezeguet inişli çıkışlı bir grafik çizmiş ve rakip fileleri 10 kez sarsmıştı ancak bu sezon adeta patlama yaptı. Fanatiğe bakacağız. Utanç dolu bir sezon. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var burada yine. Az önce sizlere de okuduğumuz, ekranlara da getirdiğimiz benzer açıklamalar aslında. Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Oldu bitti hesabı yaparak kendilerine yol arkadaşı arayanların benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz diyor. Onaç'a bakalım. Fırtına'da ilk tercih Onaç olacak. Forvet arayışlarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da liste geniş. Ancak somut girişimler Onaç'ın durumuna göre netleşecek. Southampton bonservis için kapıyı 12 milyon eurodan açarken Bordo Maviller dev santrforu yeniden kiralamaya çalışacak. Sabah gazetesine bakalım. Yunus Emre Ser'in hemen sağ tarafta bir haberi var. Thomas Meunier yeniden doğdu. Belçikalı oyuncu Trabzonspor'da kendini buldu. Borussia Dortmund formasıyla son 1,5 sezonda 24 maçta sadece bir gol pası veren 32 yaşındaki sağ bek, Bordo Mavili ekipte 8 maçta 4 asist yaptı. Takvim gazetesinde de sayfanın en altında Ertuğrul Doğan'ı görüyoruz. İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız başlığıyla açıklamaları yer alıyor. Son gazeteye bakalım. Şöyle genel haberlere Göztepe'li ilk heyecan. Süper Lig'e koşan göz gözle tam 20 futbolcu ilk kez şampiyon olacak. Ve Manisa Futbol Kulübü de hareketli siyah beyazlar kontratı bitecek. 11 futbolcuyla masaya oturacak.